Herkes, bütün esnaf, bütün emekçi. Burada dükkanımızda yazdık. Bizler İstanbul Büyük Otogarı'nda yaklaşık 25 yıldır buranın yapımına emek veren, finans sağlayan ve bu otogarın bugünkü bu hale gelmesine vesile olan yaklaşık 2024 iş yeri sahibi ve 168 adet yazıhanenin sahiplerinin vermiş olduğu finanslarla bu otogar bugünkü halini aldı. Bugünkü yönetim ve Büyükşehir Belediyesi yeni başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Otogarı ziyaretinde açıkça şu ifadeyi kullandı. Bizler sizleri mağdur etmeyeceğiz. Buradaki sorunları biliyoruz. Bu sorunları hep birlikte ortaklaşa çözeceğiz. Buradaki kurumlarla beraber çözeceğiz. Bu sözüne rağmen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimden sonra burada yaşanan sorunları adeta unutmuş gibi oldu. Ve buradaki yaşanan sorunlara yeni bir sorun daha yaratarak binlerce iş yeri sahiplerini ve buradaki hak sahiplerini mağdur etmiştir. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yetkililerine, Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı dilekçelerimize rağmen bu dilekçelerimizin karşılığını ve cevabını alamadık. Ve bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu haksız ve yanlış uygulamalar sonucu burada çifte standart uygulanmaktadır. 168 sene yazıhanenin sahibi olduğu hak sahipleriyle yeni bir sözleşme yaparak diğer hak sahipleri olan iş yeri sahiplerine de bu hakkı tanımıyor ve bu tanımadığı gibi de bu hak sahiplerinin alt kiracısı olanlarla yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ve bu sözleşmelerin tamamı da çok ağır bir şartlar altında yapılıyor. Ciddi kiralar vesile olmuştur. Bu kiraların altından bugün bile yapılacak işletmelerde hiç kimse altından kalkamaz. Bunları yetkililerle görüşüyoruz. Maalesef bizleri tanımıyor, bizleri yok sayıyor. Sizlerin buradaki 25 yıllık sözleşmeniz, yap işlet devre sözleşmeniz bitmiştir. Burası artık Büyükşehir Belediyesi'nin diyerek bu maalesef bizim bu haklı direnişimize, sesimize kulak vermedikleri gibi burada alt kiracılar ve üst kiracılar arasında yaşanan çok ciddi olaylar oldu. Ve biz buradan kendilerine sesleniyoruz. Bir an önce Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Sayın Belediye Başkanımız buradaki insanların haklarını, hukuklarını korusunlar ve buradaki temsilcileriyle ortaklaşa müzakere etsinler ve bir an önce çözüm noktası bulsunlar. 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi burayı haksız bir şekilde buranın işletmesine göz yumdu. Alttaki iş yerlerine hiç kimseye tebligat vermeden onların iş yerlerini yerle bir etti. Bugün o yerlere yeni bir iş alanları yaratarak dışarıdan gelecek bir takım insanlara yeni rant alanları yaratılıyor. Bunlara burada herkes isyan ediyor. Sayın Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz. Buradaki hak sahiplerine öncelik verilsin. Tapu tahsis sahiplerini dikkate alsın. Öncelikle kiralama hakkını onlara versin. Yıkılacak olan iş yerlerinin sahiplerinin mağduriyetini gidersin. Sayın İmamoğlu şu anda ulaşılamaz bir vaziyette. Buradaki emekçilerin hiçbiri ulaşamıyor. Bazı rantçılara yerlerini verirken buradaki emekçileri yok sayamazsın. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Lütfen bizi takip edin. Biz o kalabalığın yanına geldi komiserim de bu. Diyor ki sizleri tanımıyoruz. Dükkan sahiplerini sizleri tanımıyoruz. İçinizdeki kiracılara biz burayı vereceğiz. Ve korkunç bir para. Burada bu insanlar o kiraları ödeyemezler ki. Yazıhane işletmecileri de ödeyemez. Yazıhane sahiplerine hak tanıdı. Yani onlar da bizim gibi tahsis sahibi. Onlara aynı hakkı tanıdı. Bizlere tanımıyor. Buradan doğan bir ciddi bir kavga var. Kiracıyla alt kiracısı. Yani mülk sahibiyle ya da hak sahibiyle kiracı arasında ciddi bir kavga var. Burada herkes kirasını ödemek istiyor. Herkes burada işletmek istiyor. Ve belediyenin de kiracısı olmak istiyor. Ama böyle olmaz. İlk önce hak sahipleri var. Sonra alt kiracılar var. Sonra yani burada bir kere o yıkılan iş yerinin sahiplerinin hakları var. Bizim 2 milyara kirada oturduğumuz yere şu anda 7 milyar istiyorlar. Artı 300 lira da şey parası. Aidat parası. Yani bunu nasıl altından çıkaracağız? Bizim ne olacak halimiz?